Sevgili dostlar, kıymetli takipçilerim. Arz ediyorum ya, Bedir bir ders değil, Bedir bir fakültedir. Kendi başına özel bir disiplini usulle açıklanabilecek önemli bir saha. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının, zarafetinin, inceliğinin yansımış olduğu büyük bir platform. Bedir Savaşı'nı Allahu Teala'nın yardımıyla Peygamberimiz Aleyhisselam kazanıyor. 3000'den melekte üç 3000 melekli destek vermek gibi nice harikulade mucizeden bahsetmiyorum. Çünkü zaten Uhud'da da tekrarlanacak bir sözü peygamberimiz Bedir'de de söylüyordu. Sonra bu ayet olacaktı Kur'an-ı Kerim'de. Ve in tasbiru ve la ilaha yadurkum keyduhum şey'a. Eğer siz sabırlı olursanız, neye sabırlı olursanız? Yani Bedir Fakültesinin sabır dersini geçtik şu anda bir nevi. Sabırlı olursanız neye sabır? Allahu Teala'nın vaatlerine iman etmek, ona dost doğru güvenip sağlam bir tevekkül sahibi olmak, peygamberinin öğretilerine eyvallah bir nevi diyerek kabul göstermek, onun talimatlarına göre hareket etmek ve onun men ettiklerine karşı hassasiyet, dikkat sahibi olmak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala'nın göstermiş olduğu nübüvvetindeki şefkat ve alaka ile merhamet ve insaf ile yanında bulunanların gönüllerini zaten fethetmişti. O yüzden sahabe-i kiram için Ebu Süfyan'ın büyük bir hayranlığı vardır. O kadar büyük bir hayranlığı vardır ki ben Muhammed'in ashabının, arkadaşlarının, dostlarının ona olan sevgisi gibi bir sevgiyi kimse de görmedim diyecektir yıllar sonra. Ben nice kralları gördüm, nice büyük liderlerle karşılaştım ama hiçbiri böyle bir şey oluşturamamıştır diyecek, bunu itiraf edecektir. Yıllar sonra imanın önemli sebeplerinden birisi de bulacaktır. Sabırlı olmak. Peygamber aleyhisselam bir şey söylediyse onu içselleştirmek, idrak etmek, gerekiyorsa akli, ve mantıki referans ve delilleriyle bunu kabul edebilecek, aklı selim ve mutmain bir kalple idrak edebilecek, kalbin idraki, kalbin bir idraki vardır. Bununla kabul edebilecek ve ruha edebilecek şekilde alıp işittik, itaat ettik demek. Bunu gerçekleştirince ve ve sakınmak, sabır, anlamak, yorumlamak, kabul etmek, icabet etmek, sonra kabul ettiğini, samimiyetle idrak ettiğini uygulamak ve ona sebat etmek. Yani Bunlar hep bağlı sabrın içerisindeki küçük üniteler. Sonrasında ''Vetettegû'' Allah'a karşı gelmekten sakınmak. Yani Peygamber Aleyhisselam bana böyle bir çerçeve çizdi ama ben de bundan kendime bir yol çizeyim, kendime bir rota yapayım. Peygamber bunu dedi ama ben de bunu böyle yapabilirim diyerek kendime alternatifler çözmemek, takva sahibi olmak, ittiga sahibi olmak. Beyin tasbiru ve tettegu. En büyük parola. Bedir'deki zaferin en önemli parolası. Uhud'daki kurtuluşun da en büyük parolası. La yalurukum keyduhum şey'a. O zaman onların hileleri, tuzakları size zarar veremez. Peki o büyük zafer nasıl gelir? Ve men nasru mine indillahi le azizil hakim zafer ancak Allah'tandır. Meşhur dizi sloganında olduğu gibi sefer bizden zafer Allah'tandır sözü var ya meşhur. Ayet-i Kerim'in ifadesince zafer Allah'tandır. Yardım Allah'tandır. Ve la havle ve la kuvvete Yardım, başarı, destek, güç, kuvvet, kudret, neticeye ulaşmak, nihayete kavuşmak. Ancak Allah'ın takdiriyledir. Peygamberimiz Aleyhisselam Bedir'de işte bunu yaşıyor. Allahu Teala'nın rahmet ve yardımı böyle tecelli ediyor sahabe-i kısa bir zamanda büyük bir zafer elde ediyor ve o zaferin peşinden en azıllardan bazıları ölürken diğer bazıları da esir ediliyor. Onlardan bir tanesi de Ebu Cehil bedeniyle işkence ederken Şuhel bin Amr da Kureyş'in hatibi, Diliyle ile işkence ediyordu. Nice müminin imanının zayıflamasına, nice zalimin zulmünün artmasına, nice fasın fıskının artmasına sebebiyet veren kişidir. Medinelileri taciz eden, oradaki münafıkların hareketini ortaya koyan bir kişiliktir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapması lazım? Normalde onu infaz etmesi lazım. Büyük bir şer. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Allah'ın vaad ettiklerini görüp görmediğini söylüyor. Ümit diyor, belki düşünür akıllanır ve geri adım atar diye. Bunu yapmıyor. O zaman bir fırsat olsun diye bunun karşılığında o zaman sen fidyeni verirsin ve gidersin. Böylece bir zaman daha kazanırsın. Hazreti Ömer ortaya çıkıyor. Ya Resulallah diyor, bana izin ver de Allah'a, peygamberine ve müminlere diliyle işkence etmiş şu adamın dişlerini sökeyim <laughs> diyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ey Ömer, hayır. Bir gün öyle bir zaman gelir ki sen onun bu ağızlarıyla çok güzel şey söylemesinden dolayı Allah hamd edersin diyor. Hakikaten Süheyl bin Amr oradan Mekke'ye dönüyor. Mekke'nin fethine kadar yani hicretin 8. yılına kadar zulmünde her türlü icraatı sürdürüyor. Oğullarından Abdullah bin Süheyl büyük bir sahabe. Bedir Savaşı'nda geldiğinde baba beraber Muhammed'e karşı savaşacağım diye gelip Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a yakın olduğu zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın safına geçerek kendince hile işleri yapıyor. Ama Peygamberimize bunu tabi o anda söylese Peygamberimiz Hüzeyfe'yi gönderdiği gibi gönderecek. Süheyl bin Amr'ın diğer oğlu Ebu Cendel. Hudeybiye anlaşmasında da onu serbest bıraktırmıyor. Onu hapsediyor ki peygamberimize kavuşmasın diye. Böyle bir zulüm içerisinde. Ancak Mekke'nin fethinde peygamberimize savaşmaya devam etmesine rağmen Efendimiz arkasından evlatlarını gönderiyor. Artık yetmedi mi Süheyl? Daha neyi göreceksin? Bak can düşmanı, zalim, zulüm üzerine zulüm. Peygamber hala onu kurtarmak için çırpınıyor. Ve Mekke'nin fethinde Müslüman oluyor. Aradan geçen yıllar sonra, 632'de, iki yıl sonra Peygamberimizin dünyalarını değiştirmeleriyle, Peygamberimizin hayattan ayrılmasıyla dinin de artık uygulanamayacağını düşünmeyi iddia eden bazı cahil Mekkeliler irtidat etmeye başlarken Süheyl Kabe'nin kapısına çıkıyor ve diyor ki Ey Mekkeliler! Allah içinizden peygamberi çıkardı. En son bu şereften nasiplenip de ilk bundan ayrılarak kendini ziyan edenlerden olmayın diyor ve o güzel hatipliğiyle hep düşmanlık için, küfür için, zulüm için ve batıl için dil döken Süheyl bu sefer hak için dil döküyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun dişlerini dökme ey Ömer dediği ve bir gün onun sözlerini duyup Allah hamd edersin dediğini işiten Hazreti Ömer Medine'de bunu duyunca Resul Aleyhisselam'ın kabrine dönüyor. Sadakta ya Resulallah, doğru söyledin ya Resulallah diyor ve Allahu Teala hamd ediyor en azıra düşmanı, her fırsatta son ana kadar çarpışan kişiyi bile kazanmaya çalışan peygamberin okuludur Bedir. Görebilene, görebilene, idrak edebilene.